nezle gibi basit rahatsızlıklar tedavi edilmese veyahut da bademcik iltihaplanması, bademcik erişmesi gibi basit rahatsızlıklar tedavi edilmese zamanla romatizmaya sebep olur. Bu nedenle üşütme, grip, nezle ve bademcik gibi rahatsızlıkların hemen tedavi edilmesi gerekir. Edilmediği takdirde sonucu çok büyük rahatsızlıkları tetikler. Ben de böyle bir ilkbahar günü 13 yaşındayken köye gitmiştim. Köyde ırmakta, köyün çocuklarla ırmakta yüzdükten sonra çimenlere yattık. Tabii ki daha henüz havalar ısınmamıştı, üşüttük. Teyzem dedi ki üzerini değiştir evladım, hasta olursun vesaire. Dinlemedik kadıncağızı. Bir gün sonra ağzım yüzüm yara içerisinde. Şehre tekrar döndüm. Köyde kaldığımız bölgedeki yaşlı bayanlar üzerimde birçok deneyler yaptılar. Kızgın kumlara yatırdılar vesaire. Yani insanlar bildiklerini yaptılar. Onlar deney yaptıkça ben kötüleştim. Robot gibi oldum. Eğilemez, bükülemez oldum. Bütün eklemlerim kireçleşti. Merdivenlere inip çıkamaz oldum. Rahmetli annem ve babam biri bir kolumda, biri bir kolumda. Robot gibi oldum. Doktor dolaşmaya başladım. Kimyasal ilaçlardan değil mi hocam? Hayır. Mahallenin yaşlı bayanları üzerimde yapmış olduğu deneylerden. Bilinçsiz. Herkes ben bilirim diye üzerimde çeşitli deneyler yaptılar. Sonunda baktılar ki biz yavaş yavaş gidiyoruz. Bunların yapacağı bir şey yok dediler. Doktora git. Doktor da ne yapsın? Kortizonlu ilaçlar, ağrı kesiciler vesaire vesaire. Eklemlerim açıldı ama belimde bir yumuşak doku romatizması dediğimiz fibromiyalji kaldı, bel ağrısı. Sabah kalktığım zaman öğlene kadar belim tutulduğu için böyle robot gibi, oklava yutmuş gibi oluyor kişi. Eğilemiyor, bükülemiyor. Yumuşak doku romatizması. 13 yaşından 26 yaşına kadar belime 3 metre uzunluğunda kuşak sarıyordum. Türkiye'de ve Almanya'da doktorlar tedavi edemeyince, ben bunu kendim tedavi etmeliyim, artık dayanamıyorum dedim. Çünkü almış olduğum ilaçlar, 13 tane kimyasal ilaç aldığım için gastrit, önce gastrit başladı, sonra ülsere dönüştü. Midemde yara oluştu. Kemik erimesi, alerji, bronşit. Kullanmış olduğum ilaçlar 13 tane içerisinde birçok hastalığı tetikledi. Baktım bu kimyasal ilaçlar, ben de Almanya'da zaten kimya mühendisliği okuyordum. Kimyanın yan tesirlerini görünce şaşırdım. Kendim laboratuvarda mesela barburattan bir uyku ilacı üretmiştim. Profesör dedim ki ya ben bunu ürettim, iyi güzel de bunun yan tesiri çok büyük. İnsanlara bağımlılık yapıyor. Esrar Keş gibi, Eroin Man gibi. Yani artık kimyasal ilaç almadan uyuyamaz hale geliyor. Çok büyük yan tesiri var. Biz bunu nasıl insanlara sunacağız? Ben bunu ürettim ama ben bunu satılmasına, efendim, satışa sunulmasına, üretilmesine karşıyım. Dedi ki Gökçek, madem öyle gidin bitkilerle uğraşın, bitkilerin yan tesiri olmaz dedi. Kimya böyle. Güzel fikir dedim. Oradan başladı hocam. Evet. Bizim kimya ve profesörümüz öyle deyince tamam dedim. Kimyayı bıraktık, son sınıfta bitkilere daldık. 4 yıl kendi üzerimde deneyler yaptıktan sonra çok özel bir formül geliştirdim romatizmaya karşı. Şeytan pençesi kökü, ısırgan otu, at kuyruğu otu, ardıç tohumu, ayrık kökü, 6-7 çeşit bitkiden oluşan çok özel bir formülü kendi üzerimde denedikten sonra ben iyileştim. Ben iyileşince beni tanıyanlar, ben de şu rahatsızlık var, ben de bu rahatsızlık var deyince yanlış yapmayayım diye Almanya'da bunun hayal pratike kursu diye herbalist, yani bitki uzmanlığı okulları var, okuluna gittik. Şimdi